2017 yılında Mizit'i soruttuğumuz ve içer soruttuğumuz işbirliğiyle soruttuğumuz dostluk zeytinliğimizi kurduk. Mizit'i Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu toprak üzerinde 3 yıl içerisinde yetişen zeytinliğimizden bu sene 2020 yılında ilk ürünlerimizi, hasatımızı yapmaya geldik. Mizit'li Kadın Kooperatif kooperatifiyle yapmış olduğumuz işbirlik çerçevesinde, iş protokolü çerçevesinde kendileri bu ağaçların altına doğaya ve ağaçlara zarar vermeyecek şekilde enginarda ekecekler. Doğaya ve kadına destek amaçlı yapılan bu işbirliğinde kendileri gelirlerinden üretici kadınlara gübre ve fide desteğinde bulunacaklar. Mizitli Belediyesi'ne bu işbirliğine destek olan Soroptomis kız kardeşlerime ve kadın kooperatifine, Mizitli Kadın Kooperatifine de teşekkür ederiz. Günaydın. Bazen yaşadıklarımız umutlarımızı azaltıyor. Savaşlar var, yoksulluk var, pandemi var, kadın cinayetleri, şiddet var. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde ama bir şey oluyor, tekrar umudumuz canlanıyor. İşte bugün İçel ve Mezitli Soroptimist Kulübü'nün büyük emeklerle kurduğu güzel bir zeytinlikteyiz. Bu zeytinliği yetiştirmişler, böyle ürün alacak hale getirmişler. Dediler ki bu kadarı bizden, yetiştirmesi bizden, bunun ürünlerini toplayıp değerlendirmek de kadınların güçlenmesi için çalışan kooperatifimizin olsun. Şimdi kooperatifimiz bu güzel ürünleri toplayacak ve tam dayanışma ekonomisinin parçası olarak da Down Cafe'miz bu ürünleri zeytinyağına dönüştürdükten sonra bizden satın alacak. İşte şimdi bu koşullar altında nasıl umutlarımız tazelenmez? Tekrar dostluk adına, dayanışma adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da bu güzel zeytinliğin dibine enginarlarımızı ekeceğiz. İkinci bir üretime, ikinci bir faydaya dönüşecek. Ne mutlu ki Mersin'deyiz, ne mutlu ki Mezitli'deyiz, ne mutlu ki beraberiz. Kulübe çok ama çok teşekkür ediyoruz. Büyük emeklerle yetiştirdikleri bu zeytinleri kooperatifimize tahsis ettikleri için, toprağa enginar üretimi için kullanmamıza izin verdikleri için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Dostluğumuz, dayanışmamız sürmesi dileğiyle. Bu işbirliğimizin temel birleştiricisi olan Mezitli Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman her konuda olduğu gibi bugün de bizimle beraber desteklerini esirgemiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun diye dua ede ede topluyoruz. İnşallah kadınlarımıza yol açsın istiyoruz. Zeytin barış, zeytin dostluk, zeytin bereket. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 3 yılda fidanlarımızdan bu ürünleri aldığımız için kendimizi kutluyorum. Evet, bugün Mezitli Belediyesi'nin bir ortaklaşa etkinliğindeyiz. Bunun iki anlamı var bugünkü eylemin. Birincisi, maalesef Mersin'de portakal mahallemiz var ama portakal yok. Limonluk mahallesi var, limonumuz yok. Zeytinli Bahçe Caddemiz var merkezde, zeytin yok. Burası da Mezitli'nin Zeytinli Caddesi ama zeytin yoktu. Hiç olmazsa bunu dedik, geleceğe çocuklarımıza aktarabilmek için belediyeye ait bu alanı zeytinlik yapalım diye düşündük. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Eskiye doğru artık tekrar çocuklarımızı yaşatmamız gerekir. Eski Mezitli nasıl, eski Mersin nasıl, bunu göstermemiz gerekiyor. Bu birincisi tabii ki. İkinci konu, artık belediyelerin tek başına her şeyi yapması mümkün değil. Bunu eleştiren olsa da ben bunu ısrarla söyleyeceğim. Mezitli Belediyesi bir yenilik getiriyor, değişim getiriyor, dönüşüm getiriyor, getirmek zorundayız. Bu bütçe halkın bütçesi. İstediği gibi belediye harcayamaz. Tek başına belediyenin gücü yetmiyor bazı şeylere. Örnek vermek gerekirse şu tek bir tanesini söyleyeceğim. Ben sigara izmaritimi yere atarım, çöpümü yere atarım.
içtiğim suyun şişesini yere atarım. Belediyenin işçisine ben vergi veriyorum. Belediyenin işçisi de toplasın. Böyle bir mantık olmayacak. Bunu kaldıracağız. Hep beraber bunu halledeceğiz. Bu belediyenin emekçileri tabii ki çalışacak ama bu suçu işleyenler, hata yapanları da vatandaşlarımız uyaracak, uyarmak durumunda. Biz de belediye olarak zaman zaman ceza yazmak durumundayız. Onun için bu belediyecilik tek başına yapılacak bir şey değil. Katılımcılık deniyor, herkes söylüyor bunu. Ama nasıl katıldıklarını bilmiyorum çoğu yerde. Ama biz bunu gerçekten işler hale getiriyoruz. Henüz daha işin başındayız. Bunu çok daha genişletmemiz gerekiyor. Bu mezitliği bir aile yapalım derken her ferdin mutlaka bir kanaldan belediyeyle organik ilişkisini kurmak istiyoruz. Burada ne yaptık? Yer belediyenin, belediyeye ait bir yer burası. Ne yapalım? İşte bu Zeytinli Cadde'yi zeytiniyle yaşatalım istedik. Bir sivil toplum kuruluşumuz, Mezitli Soroptomis Kulübü kadınları buna gönüllü oldular. Biz bu fidanları dikeriz, bakımını yaparız, hasadını yaparız. Zeytin ve zeytinyağını elde ederiz ve bunu da geri dönüşüm olarak da yine imkanlar içerisinde ihtiyaç sahiplerine bir şekilde döndürürüz diye bir projeye başladılar. Biz bu konuda destek verdik. Sadece yer gösterdik. Gerisini tamamen Mezitli Soroptomis Kulübü kadınları yaptılar. İşte solumda başkanı Aydan Hanım var. Ne yapıldı başka? Üçüncüsü, bir kadın kooperatifimiz var. İşte sağımda Ayşegül Hanım var. Kadın kooperatifimiz de bu sürece sonradan dahil oldu. Şimdi yağ elde edilecek, zeytin elde edilecek. Bunun pazarlaması konusunda da yine Mezitli Kadın Kooperatifimiz devreye girecek. Başka alanlarda olduğu gibi pazarlama konusunda da onlar üretim yaptığı gibi pazarlamaya da yardımcı oluyorlar. Pazarlamasına yardımcı olacak. Onlar da burada kar amaçlı değil, bildiğiniz gibi kooperatif. Onlar da elde ettikleri kazancı sosyal dönüşüm olarak dar gelirlilere, öğrencilere, aynı Mezitli Soroptomis Kulübü'nün yaptığı gibi dar gelirli öğrencilere burs vermekteler. Kadın kooperatifimiz yine sosyal projelere her zaman destek vermekte. Bunu çoğaltmak gerekiyor. Yani bugün kadın kooperatifi var, bir sivil toplum kuruluşu var. Yarınlarda bunu daha arttırmak istiyoruz. Nasıl Aratos'ta yaptıysak bunu, devletin imkanı, buradaki odaları, imkanlarını bu yıl ilk kez devreye soktuysak her konuda, her projede artık bundan böyle belediyelerin başarıya ulaşması için halkın katılımı şart, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin, derneklerin katılımı şarttır. Biz bunu gösteriyoruz burada. Örnek olarak bunu gösteriyoruz. Gerçek katılımcılığı gösteriyoruz. Bu nedenle ben Mezitli Soroptomis Kulübü Derneği'nin başkan ve üyelerine emekler için teşekkür ediyorum. Kadın kooperatifimizin başkanı ve üyelerine teşekkür. Tabii ki belediye çalışanlarımız da lojistik destek sağlamakta burada. Özellikle Park Bahçeler Müdürlüğümüz. Onların da müdür ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Mezitli başarıya ulaşacak. Bu katılımcılıkla başarıya ulaşacak. Üretimde başarıya ulaşacak. Pazarlamada başarıya ulaşacak diyorum. Herkesin emeğine sağlık ve teşekkür ediyorum. Bayağı yol aldık. Şenol anlattı mı size? Az biraz. Uzansak sonsuzluğu.
Şöyle kuca şey yap, sandığın içine at sen de bana. Oh, tam işte köylü. Buralar toplamışsınız ya maşallah. Ama araları bırakmıyorlar, ben onu söyleyeceğim. Bırakmazsınlar tabii. Aradan derece mi? Thank you.
ile Buyruk bölgesindeki Kılıçlar Zeytinyağı fabrikasındayız. Sonunda fabrikanın sahibi Hüseyin Kılıç Bey, aynı zamanda belediyemiz meclis üyesi. Sağımda eski geçen dönem meclis üyemiz Şenol Çavuş var. Aynı zamanda Mezitli Kadın Kooperatifi yöneticisi. Bugün sabah Kadın Kooperatifi ile beraber yine bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa belediyemizin tahsis ettiği yerde bir zeytin hasadını yaptık kendileriyle beraber. Fabrikaya getirildi. Bunlar kısa sürede oldu hemen. Sabah hasat yapıldı, fabrikaya getirildi. Şu anda fabrikaya teslim edildi zeytinlerimiz. Kaliteli olduğu söyleniyor. Daha iyi bilenler tarafından, arkadaşlar tarafından. Mezitli'deki tek modern olan, modern olmayan da yok zaten, bir tane var şu anda. Tek zeytinyağı fabrikasına getirdik. Ve zeytinlerimiz gerekli teknolojik işlemlerden sonra zeytinyağı olarak çıktı. Biz de tadına baktık. Yine uzmanlar, buradaki arkadaşlar ifadesine göre oldukça kaliteli olduğunu söyleniyor. Zeytinyağı tabii ki bir de satışı var. Satışını da yine belediyemiz şirketine ait Down Center'ın kafede ve yine açık hava tiyatrosu İtiraz Kafe belediyemizdeki lokanta şirketimiz işletti. Oraya da satış yapılacak. Yine bir bölümünü de Mezitli ve İçerisi Otobüs Kulübü'nün de emeği geçtiği için onlar da biz öğrencilere burs olarak verecekler. Böyle bir sosyal çalışma. Tabii bu arada şunu da söylemek gerekir. Bir anlamda bugün ilk zeytinyağı dönemi olmuş olduk. İlklerden olduk biz. Sayın Hüseyin Kılıç Bey'de dostumuz, babası eski belediye başkanımız. Kendileri de bu fabrikadaki işlemi de o da katkı koydu. Nasıl katkı koydu? O da ücret almadan destek olmuş oldu. Yani herkes bir ucundan tuttu bu işin. İşte fabrika sahibimiz destek oldu. Kadın kooperatifimiz, iki tane sivil toplum kuruluş, belediye, ortaklaşa böyle bir şey herkes kazanacak bundan. Çocuklarımıza burs olarak yardımcı olacağız. Kolektif bir çalışma. Burada siyaset yok. Üretim var. Sadece üretim. Bunu devam ettireceğiz. Zeytin alanlarını genişleteceğiz. Diğer başka tarımsal ürünlerimiz zaten tabi kooperatif marifetiyle gerçekleştiriyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. Herkesi çağırıyor. Herkesi çağrı yapıyorum. Mezitli'deki, Mersin'dekileri. Gelin. Buna siz de katkı koyun. Üretimine katkı koyun. Hasadına katkı koyun. Kız öğrencilerimize bu sizlerin anlamında destek olun ki çocuklarımız rahat rahat okusunlar. Güzel bir proje. Bunu genişleteceğiz. Arkadaşlarımız zeytin üretimi genişletmesini göz önüne alarak ikinci bir yatırım planladılar. Bizim Akarca bölgemizde inşallah yakın tarihte o çok daha modern olacak madenliklerine göre. Mezitli'de giderek artık zeytin üretimi yaygınlaşacak, zeytin yağı üretimi artacak. Tabii köylerimiz daha çok kazansın istiyoruz. Böylece inşallah tarım politikalarında da iyileşme olur. Üreticilerimiz de hak ettiği parayı alır diyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Hüseyin Kılıç Bey'e, Kadın Kooperatifimize desteklerinden dolayı. Ve bugün bir başlangıcı zeytinyağı üretiminin başlangıç günü oldu. İnşallah tüm üreticilerimize hayırlı olur.